herkese yine yeniden kucak dolusu merhabalar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun İnkılap Yayın Evi'nden 1982 yılında çıkan Ankara adlı kitabını inceliyoruz. Başlıyoruz. Kitabın konusu, yazarın özlediği, özlemini çektiği geleceğin Ankara'sı, dolayısıyla Türkiye'sidir. Ütopik bir romandır. Özeti, Cumhuriyet İnkılabı ile birlikte Anadolu'nun yeniden dirilişi, yeniden yapılanması gerekmektedir. Bu yeni yapı üzerine acil bir şekilde bina inşa edilmelidir. Bunu yapacak olanlar ise dönemin idealist, vatansever insanları olacaktır. Ankara romanında bunu gerçekleştirecek ideal insanların verdiği mücadele anlatılmaktadır. Bu idealist insanlar inkılap hareketini özümsemiş, milli şuura sahip karakterlerdir. Hayat serüveni içerisinde karmaşık yollardan geçerek romanın son bölümünde bir araya gelirler. Kendi hayatlarını geleceğin çağdaş, modern, özbenliği ile çelişmeyen maddi ve manevi varlığını kaybetmeyen, değerleriyle övünen yeni Türk toplumu yaratma mücadelesi içinde geçer. Ankara romanı 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Sakarya Savaşı öncesi, yani 1922'ye kadar. 2. bölüm Cumhuriyet'in ilanını izleyen yıllar, 1926'ya kadar. 3. bölüm Cumhuriyet sonrasının 14 ve 20. yılları arası, yani 1937'den 1943'e kadar. Bu 3 bölümdeki olaylar yazarın her bölümde ayrı bir kişilik olarak karşımıza çıkardığı Selma Hanım'ın çevresinde geçer. Selma Hanım'ın arayışı Ankara'nın arayışıdır. Yazgısı Ankara'nın yazgısıdır. Yaşamı da Ankara'nın yaşamıdır. Selma Hanım'ın ilişki kurduğu erkekler ise birer simgedirler. 1. bölüm, Kurtuluş Zaferi ile sonuçlanan savaş yıllarındaki Ankara'yı kısa hatlarla açıklamaktadır. Romanın kahramanı olan Selma Hanım hayatını bu 3 bölümde 3 ayrı erkekle geçiriyor. Milli mücadele yıllarında bir banka şefinin karısıdır. Kocası Nazif ile Ankara'nın yabancısıdır. İstanbullu hanım için Ankara'da hayat tek düze ve sıkıcıdır. Yoksulluklarla doludur. Boş zamanlarında Hatice Hanım ve Halime Hanım ile sohbet eder. Bu sohbetlerinde gündelik Ankara hayatını tüm çıplaklığı ile gözler önüne sererler. Daha sonraları Nazif Bey'in vekil arkadaşı Murat Bey ile tanışırlar. Bu sırada binbaşı Hakkı Bey ile de tanışırlar. Bu dönemde Hakkı Bey'in milli mücadele ruhu ve azmi kendisini fazlasıyla etkiler. Bütün ümitlerin zafere bağlandığı, başka hiçbir şeyin ehemmiyetli olmadığı bu devirde herkesin mütevazi bir hayatı vardır. Milli davaya bir erkekten beklendiği heyecan ve alaka ile bağlanmadığını gören Selma Hanım, yavaş yavaş kocası Nazif Bey'den kopmaya başlar. Erkan-ı Harp binbaşısının fikir ve hareketlerine yakınlık duyar. 1. bölüm, Selma Hanım'ın binbaşının cazibesine kendisini kaptırdığı bir zamanda sonuçlanır. 2. bölümde Selma Hanım, Nazif Bey'den boşanmıştır. Bu bölüm zaferden sonraki Ankara'dır. Selma Hanım eski binbaşı emekli Miralay Hakkı Bey'in karısıdır. Ancak koşullar değişmiş, değişen koşullar Cumhuriyet öncesinin kişilerini de değiştirmiştir. Hakkı Bey ordudan, Murat Bey vekillikten ayrılmışlardır. Vurguncu, harp zengini, şirket meclisi idarelerinde dolaşan, ecnebi gruplarla komisyon işleri yapmaya çalışan Hakkı Bey'in yeni yüzüyle karşılaşırız. Hakkı Bey, milli idealleri bir tarafa bırakmış, maddi refah içerisinde sadece kendi hesabına çalışan birisine dönüşmüştür. Bu zümreye göre artık halkçılık diye bir dava kalmamıştır. Bu bölümde halk ile zümre arasında nasıl doldurulmaz bir uçurum açıldığını, inkılabı böyle anlayanları, hep kendi lehlerine çekenlerin eleştirilerini inceleriz. Selma Hanım yeni kocasından da uzaklaşır. Bu sırada muharrir olan Neşet Sabit, genç kadını görmek için onların bazı alemlerini iştirak eder. Selma Hanım bu hayatın acılarını onunla paylaşır. Binbaşı Hakkı Bey'den boşanır. Bundan sonraki hayatında toplumsal hizmetlerin en değerlisi olan öğretmenlik görevine atılır. Son bölüm, yazarın hayalindeki Ankara'dır. Yazarın bu hayali Cumhuriyet'in 10. yıl dönümü bayramıyla başlar. Gazi Mustafa Kemal'in Türk milletine hitabesi, bir devir başlangıcının, bir yeni sabahın ilk işareti gibi olmuştur. Ankara'nın çehresi değişmiştir. Bundan sonra egoist bir zümrenin zevkine ve menfaatine karşı şiddetli matbuat hücumu başlamıştır. Halk evleri, toplumsal mükellefiyet teşkilatı yeni hayatın odakları olmuştur. Selma Hanım, Neşet Sabit'le evlenmiş,
Bu iki insan yeni hayatın imar ve inşasında el ele vererek büyük bir aşkla çalışıyor, yeni değerleri halk yığınlarına götürüyorlardı. Harf İnkılabı, Tarih Cemiyeti, Yüksek İktisat Enstitüsü, Halk Evleri gibi daha birçok alanda büyük atılımlar, büyük yenilikler gerçekleşir. Selma Hanım ve Neşet Sabit fırsat buldukça Anadolu'nun muhtelif yerlerine seyahat eder. Bu seyahatlerinde gördükleri yerlerin yeni çehresiyle karşılaşırlar. Anadolu, toprağı, suyu, kırı, bayırı, dağı, taşıyla eşsiz güzellikleriyle cennetten bir parça gibi tasavvur edilir. Bundan doyumsuz bir haz alırlar. Hele Pınarbaşı'nda düzenledikleri eğlencelerde halk ezgileri ve türküleri çalınır söylenir, sabaha kadar hoşça vakit geçirirler. Roman, yazarın bu tasavvuruyla son bulur. Kitabın ana fikri, yeni kurulan bir devletin buhranlı dönemlerinde insanların kendi menfaatlerinden çok devletini ve milletini düşünmesi gerekir. Bu zor dönemin atlatılmasında her ferdin yürek yüreğe vererek el ele çalışması, engelleri ne kadar güç olsa da beraberce aşması gerekmektedir. Kitaptaki olayların ve şahısların değerlendirilmesi. Selma Hanım, iyi bir öğrenim görmüş, haksızlıklara boyun eğmeyen, vatansever, vatan sevgisi uğrunda oradan oraya koşan, hep bir şeyler arayan, aradığını bulamayan, azimli ve hoşgörülü, halden anlar olgun bir kişidir. Nazif Bey, iyi bir öğrenim görmüş, banka şefidir. Sessiz, sedasız, vatanından çok canını seven kişidir. Binbaşı Hakkı Bey, milli mücadele yıllarında atılgan ve yiğit bir askerdir. Milli mücadele bitince tavır ve hareketlerinde değişmeler olur. Milli mücadele vurguncusudur, sömürücüsüdür, vurdum duymaz biridir. Neşet Sabit Bey, iyi bir öğrenim görmüş, genç bir yazardır. Milli mücadelenin yanında yer almış, gönülden desteklemiş, inkılabın yanında canla başla çalışmış, sorumluluğunu bilen, azimli, halden anlayan bir kişidir. Murat Bey, kendisi Anadolu'nun bağrında yetişmiş, milli mücadelenin yanında yer almış, tutucu, kendi çıkarlarını her şeyin üstünde tutan bir insandır. Milli mücadele vurguncusudur, har vurup harman savuran bir kişidir. Ailesiyle Avrupa'ya kaçmıştır. Ömer Efendi ve ailesi, kültür düzeyleri düşük insanlardır. Kendilerinin ayıp saydıkları şeyleri başkaları yaparsa ayıp sayarlar. Kendileri yaparsa olağan karşılarlar. Tutucudurlar, iş hayatında başarılıdırlar. Yıldız Hanım, tiyatro sanatçısıdır. Şeyh Emin, dini bir kişidir, tutucudur. Kitabın yazarı hakkında bilgi. 27 Mart 1989'da Kahire'de doğdu. 1903'te İzmir İdadesi'ne girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle yine Mısır'a döndü. Öğrenimini İskenderiye'deki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908'de başladığı İstanbul Hukuk Mektebi'ni bitirmedi. 1909'da arkadaşı Şahabettin Süleyman aracılığıyla Pecrati topluluğuna katıldı. 1916'da tedavi olmak için gittiği İsviçre'de 3 yıl kadar kaldı. Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. 1921'de Ankara'ya çağrıldı ve bazı görevler verildi. 1923'te Mardin, 1931'de Manisa milletvekili oldu. Bir yandan da gazeteciliğini ve roman yazarlığını sürdürdü. 1932'de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tokin ile birlikte Kadro Dergisi'nin kurucuları arasında yer aldı. Savunduğu bazı görüşler aşırı bulunduğu için Kadro Dergisi'nin 1934'te yayımına son vermek zorunda kalmasından sonra Tiran elçiliğine atandı. Daha sonra 1935'te Prag, 1939'da Lahaye, 1942'de Bern, 1949'da Tahran ve 1951'de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27 Mayıs 1960'dan sonra kurucu meclis üyeliğine seçildi. Siyasal hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekilliği oldu. 13 Aralık 1974'te Ankara'da vefat etti. Eserleri, roman türündeki eserleri, Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı. Hikaye türündeki eserleri, Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, anı türündeki eserleri, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları.